Lavrajına herkese iyi akşamlar sevgili izleyenler. Depremin ardından ülkemizi sarsan bu büyük iki depremin ardından biz ilk defa oturabildik. İlk defa programa oturabildik. Geçtiğimiz günlerde yaptığımız deprem yayını saymazsak. Tabii bugün biraz futbol konuşmaya yavaş yavaş dönmeliyiz diye konuştuk Mert'le kendi aramızda. Bir Ki yerden konumuz da normale çok geri farklı değil zaten burada. Hani depremden aynen çok öyle uzak yani yine değiliz. gündemden konuşacağız, gündemimizde yine deprem var ne yazık ki. Aslında yayına hazırlanırken iki tane daha deprem yaşadık. Mert'e sordum, acaba yani siz muhtemelen izlerken demeyeyim ama çekerken 2 dakika önce falan, böyle yarım saat önce falan yine oldu. Mert'e dedim acaba çekmesek, ertelesek mi falan. Daha sonra dedim ki zaten alışacağız bu gidişle depremle yaşamaya. Umarım daha sağlam yapılarla daha kolay bir şekilde atlatabiliriz. Mert artık kelimelerle bunu daha başka bir şekilde telaffuz edemiyorum yani. İnsan hayatı rahattan daha önemli görürsün yeter şu an. Umarım bir şekilde toparlanırız diye umuyorum. Tabii daha acımız çok taze, yaralarımızı daha çok taze, taze taze hep birlikte sarıyoruz. Diyelim ve yavaş yavaş programımıza geçelim. Evet, çok 7.7 ve 7.6 büyüklüğünde 9 saat aralığındaki büyük deprem yaşadık. Bir gece öncesinde güzel güzel keyifli keyifli futbol maçlarını izledik ve hepimiz uyuduk Süper Lig'de. Ben futbol dünyasında da tabii futbol dünyası bu konulara oldukça duyarlı bir kesim. Hiç şüphesiz ben böyle düşünüyorum. Bilmiyorum sen ne düşünüyorsun Mert'en ama ben direkt Melih'le başlayacağım. Melih bayağı bir demir adam. Çok büyük ses geçen yardımlar topladı. Değil mi? Kesinlikle sana katılıyorum. Öncelikle ilk konudan başlayayım. Yani evet futbol camiası böyle şey, neden duyarlı? Çünkü halk aslında futbol camiası dediğin şey halktan gelen insanlar. Futbolcu da halktan gelen insan. Yani tepeden bir anda zengin olmuş bir insan değil. 15-10 yıl öncesinde onlar da aynı sıkıntıları çekmeyi bildikleri için o konuda daha rahat görebiliyoruz. Yoksa baktığımda hani çok ünlü insanlar, çok bekleyen anneler gelmedi. Aman tadımız kaçmasın. Aman bir şey yapmamasın diye gördün işte yani. En son işte Konuşacağız. bir hafta sonra çıkıp şov yaptılar işte televizyonlarda. Yani neyse Evet. şimdi konuşmak istemiyorum fazla da yani orada O hani boy konuda gösterdiler. yine konuşacağımız, yine sessizliğine üzüldüğümüz, kırıldığımız insanlar var tabii ki. Var. Ama işte futbol tayfa hani derler ya hani geyik gibi biraz ama işte futbol tayfa hani can ciğeri dinamikleri hayatın diye gerçekten de öyle yani. Yardıma da onlar gitti. Organizasyon da yaptı. Destek de verdi. Sosyal medyadan da destek verdi. Enkazı da gitti. Ne gerekiyorsa yaptı. O işte biraz yerde ayarları kaçıyor. Şiddet yapmadan yapsınlar bunları yeter. Sana Evet. subliminal mesajımı da verdim kamu spotu gibi. Evet, Melih Demiral'ı konuşalım. Büyük futbolculara ulaştı. Yani büyük isimlere ulaştı ve formalarını satarak yani imza atarak onları açık artırmayla birlikte satarak kazandığı parayı oradan depremzedelere bağışladı. Afro başladı. AFAD'a bağışladı. Pardon, Afro Ahbap'a bağışladı. Çok pardon. Bu çok büyük bir yardım ve aslında farkındalık da yaratacak bir yardım. Birazdan buradan başka bir yardım örneğini de söyleyeceğim. Neler söyleyeceksin Melih? Bu toprağın çocuğu, bizim çocuğumuz, bizim kardeşimiz
Elbette hani gözlerimize yaşartıyor bu yaptıkları. Dediğim gibi kesinlikle sana katılıyorum. Dediğin şey çok önemli de aslında. Evet, finansal boyutu var ya, yaptığı yardımın. Ama bir de farkındalık boyutu var. Şimdi atıyorum sen Messi ile iletişime geçip Messi paylaştığında bunu milyarlarca insan haber oluyor. Yani tüm dünyaya yayılıyor bu. Depremin etkisi, depremin acı bilançosu. Ama bir türlü evet, ekonomik geliri var Messi'nin formasının satılmasının, ama sesini duyurmak, kendi ortamı iyi anlatabilmek bence çok daha kıymetli. O açıdan çok önemli Messi'nin yaptığı işler. Zaten hani dünyanın en iyi kulüplerinde birinde Juventus'ta oynadı, her ne kadar sevmesem de Juventus yönet tarzını. Ama orada oynadı. Çeşitli bağlantıları var. Bilgi İşte Hakan Çalhanoğlu var. Milli takımda da biliyorsun Inter Milan yaptı. İşte ani andan çıkıyorsun. İşte Donnarumma PSG'de, işte o Hakan'ın arkadaşı. Oradan PSG tayfaya ulaştılar. PSG'den hepsinden forma aldılar. Öte yandan gidiyorsun işte Paris Saint-Germain'de İlkay Gündoğan'ı araç sıkıştırıyorsun. Oradan forma alıyorsun. Ronaldo eski takım arkadaşın, onu sıkıştırıyorsun. Gidiyorsun Buffon'dan eldiveni alıyorsun. Yani bunlar çok önemli şeyler aslında. Yani bayağı doğru isimlerle nokta atış net ismini duyuran işler yaptı. Çok önemli, çok kaliteli işler yaptı. Kulübü de Atalanta'da ona sahip çıkıyor. Olanlara da sahip çıkıyor. İtalya'da da sahip çıkılıyor. Tüm dünyada her yerde saygı duruşunda bulunuyor. Herkes acıları paylaşıyor. Melih Demirel'in amaçlı dediğin gibi ekonomik yani çok önemli yaptın, evet. Ama bir de gerçekten o farkındalık, işte Haaland'a ulaşması, Haaland genç insanların, çocukların idolü, onlara durumu anlatmak, bir yandan Mbappe, Messi, Neymar, Fransa'nın gündemine düşüyorsun, Fransa'dan çıkıyorsun, dünyanın gündemine düşüyorsun. Bunlar çok daha kritik, çok daha önemli, çok değerli işlere bizi attı diye düşünüyorum ve ben şunu da söyleyeceğim. Bence organizasyonun kabiliyeti de vereyim çok daha iyi. Yani kolay değil bu işe de şak diye organize edip şak diye bu işe çıkarmak. Öncü oldu. Futbol piyasasında bunlar yapıldı ama öncü olan kişi Melih Demir aldı. Onun için çok daha değerli, çok daha kıymetli olarak görüyorum Veri'nin yaptığını. İşte çok sonra oldu. İşte atıyorum Galatasaraylı basketbolcu Işıl Abiben çıktı. Milli takımda başarı elde ettiği formasını konuşamadım. Açık attırmayı çıkardı. Çıkartmıyor. İşte teknik direktör basket topuna çıkarttırmaya çıkardı. İlhan Vansız altın golü attığı formayı çıkardı ki biliyorsun Türk Milli Takım tarihinin en kritik gollerinden biridir o. Dünya Kupası üçüncülüğünün gelmesinde. Panko efsaneleşen Kadıköy Panteri unvanı aldıran, kaleye geçtiği maçtaki eldivenleri açık attırmaya çıkardı. Nereden bakarsan bak çok değerli işlere imza atıldı. En farkındalık, bir de hani şey değil sadece bu insanlar. Evet, kendileri paylaşınca farkındalık artıyor, kabul. Daha çok insan görüyor. Ekonomik destek var. Bir de şöyle bir şey var. Onlar için en değerli olan şeyi veriyorlar bu insanlar. Yani atıyorum İlhan Vansız altın gol atan forma onun için, yani o paradan çok daha değerli bir şey. O istediği milyonları, milyarları verse İlhan formayı vermez. Ama işte böyle bir amaç için tak diye kendi hayatından büyük bir fedakarlığı yapıyor. Ya kusura bakmasınlar, çok işte para saçıyor herkes, işte bağış bağış bağış. Ama peki önemli olan senin için bu kadar değerli bir şey veriyor musun? Sen de para Evet, bol. futbol tayfanız Verdiğin para senin hocam ya. kadar da büyüdü. Yani Evet. o biraz bence kritik nokta olarak
daha anlam, daha özel kılıyor diye düşünüyorum açıkçası. Bu futbol tayfanın yaptıkları. Mesela Arda Güler çıkıyor, gencecik kardeşimiz. Aldığı maaş daha onun ne ki? 6 milyon lira veriyor. 6 milyonsa 1 milyon veren daha var. Zengin iş insanları. Bu çocuk daha 2 senedir para kazanıyor. Yani muhtemelen parasının çoğunu verdi. Yani şimdi oyuncu para kattığını zannetmiyorum. Yani kazanmıyor çünkü Arda genç oyuncu. Yani alsa yıllık 300 bin euro alıyordur. Yani Arda için çok ciddi bir rakamdır bu 6 milyon. Açıdan baktığında çok daha özel, çok daha gönlü hoş insanlar. Ama işte futbol camiası, sivil toplum hep bahsettik. İşte biraz da işte futbolcuların genç çocuklarla ilgilenmeye falan iyi güzel çok hoş. Ama şu unutulmasın. Yani bu işte işte gözyaşları futbolcularla kucaklaştılar deyip bazı şeylerde unutulmasın. Dramaya dökülmesin. Acı öne plana çıkarmasın. Depremden gerek giderse çıkarılsın. Yine kamu spotunu verdim sonunda farkındaysan. Evet, tabii bütün yardım yapanlara tek tek teşekkür ediyoruz. Burada hepsini tek tek açıklama imkanımız elbette yok ama ben özellikle Melih gibi farkındalığını ortaya çıkaran birkaç çalışmayı söylemek istiyorum. Şimdi Melih'in bu yaptığı çalışmaya benzer bir çalışmayı da Liverpool Türkiye'nin yaptığını, yani onların çabasıyla çabasının sonucunda Liverpool ve Everton karşılaşmasının ardından iki takımın futbolcuları da maçta oynadıkları o formalarını imzalayıp açık arttırmayı satılacağını duydum ben de. Bu da çok özel bir çalışma yine. Gerçekten hani buradan o arkadaşları da tebrik ediyoruz. Bu büyük bir çaba, çok büyük bir çaba isteyen bir şey. Liverpool'a dair teşekkür ediyoruz sesimizi duydukları için. Evet, senin dediğin gibi futbol dünyası milyonlarca kitleye ulaşmak için ufak bir araç, medya gibi düşün Mert bu. Yani Real Madrid zannediyorsam ilk baş sağlığı mesajını yayınlayan kulüp, Real Madrid'in ardından yine Liverpool yayınladı. Bunları görünce ister istemez yani daha büyük kitlelere tarafından takip edilin. Tabii bu şov değil Dünya ki. kuruyor bunlar. Ha, tabii şov değil ki ne seni takip ettireceğiz. Değil, elbette bu değil ama demek istediğim şu, yani hani en azından daha çok insanlara gösterdik, hani daha çok insanların görmesini sağladılar diyebiliriz. Kesinlikle. Çok önemli bir yardım bu, yani çok önemli bir çaba diyeyim ben. Yardım yapmayan utansın o Arabistan'daki. Yok, girme oraları, girmeyelim. Spor camiası gerçekten çok özel bir camia. Niye Sen o de da az önce spor söyledin. camiası ya yani. İnsanlar çok kendileri açısından özel olan şeyleri çıkarıp açık artırmaya satarak çorba tuzum olsun ve farkındalık yaratmaya çalışırlar. Bu Veriye çok verdiği önemli bir informayı açık arttırmaya çıkarmakla olmuyor Ronaldo efendi. gördün. Tam oraya gideceğim. Ben onu dedim sana Arabistan'a deyince. Sen beni yanlış anladın. Ben bir sen deyince başka şeylere aklım gitti. Neyse. Yine Arsenal taraftarı da iki yardım tırını 3 gün önce ben haberlerde okudum. Türkiye'ye gönderdi. Yani bu da çok önemli bir çalışma. Arsenal'e de yine teşekkür ediyoruz. Hani Dünya kulübü olmak böyle bir şey yani. Yani çünkü evet. niye? Senin milyonlar Türkiye'de de var taraftarın var. Benim Evet. arkadaşlarım var. Sadece Türk işte atıyorum Chelsea tutan Türkiye takımı tutmayan işte Murat'ı tanıyorsun. Murat sadece Milan'ı tutuyor yani mesela baktığında. Bunlar dünya Ben kulübü her Liverpool yerde. istiyorum.
Sen de şimdi gene başka takım da var şimdi bünyede en azından geri planda olsa. Evet, Liverpool birinci gelse de sen de. Yani var dediğimiz gibi örnekler. Baktığında dolayısıyla çok normal yani bu, çünkü o taraftarların, onların da taraftarıyız biz. Yani buradaki insanlar da sağ olsunlar yalnız bırakmıyorlar. Dortmund biliyorsun çok özel bir Kesinlikle. forma çıkardı hafta sonu. Maçta Evet, giydi diyor. evet. Ve o maçta giyilen formanın tamamının gelirini o gün yapılan satışı açık formaları açık arttırmaya çıkardılar o günkü formaları. Açık gelirini de defterlere bağışlayacaklar ki simsiyah bir formaydı, görmüşsündür belki, çok özel bir formaydı. Ki o form, mesela o formayı sipariş verenlere önden şehrin kutuda formanın yanında şey vermişler. Dortmund'un almasının olduğu bir kömürden yapılma bir taş kömür aslında, evet. Çünkü niye biliyorsun, Dortmund'un maden işçileri onlar. Yani bu kadar bağlılar değerlerine, kültürlerine. Bunun etkisini görüyoruz işte. Messi çıkıyorsun, ne hissediyorsun? İşte kötü diyorsun. Çok bir şey yapmaz, suya sabunu dokunmaz diyorsun. Yaptıkları ortada. Hem ekonomik hem Ama işte şey materyal diyorlar neler olsun. var. Yani Ronaldo'yu çok öfkeliyiz. Neden? Çünkü Ya Ronaldo ben onu da çok yanlış az. biliyorum bu arada. Ben dalga geçtim de bu kadar öfkelenmek de saçma. Yani abi, yani paylaşır Hayır paylaşmaz. hayır şöyle işte Mert, ben bu öfkenin sebebini açıklayacağım. Çünkü Ronaldo farkındalık yaratabilecek kolay oyunculardan bir tanesi. Yani bir hani bir reklam insanı Ronaldo. Yani bugüne kadar birçok şeyi ses çıkarıp da burada birçok fanının olduğu ülkedeki bir olaya aslında öfke değil de kırgınlık diyebiliriz. Kırgınlığın yarattığı öfke diyebiliriz bence. Ya haklısın da şey, yani daha küçmüş, daha haberi olmamış. Yani şimdi biz burada Ronaldo'nun nereden öyle Ronaldo'nun olacak? ruhu da yemiyor. Ronaldo yani ruhu da değil adamın. Yani orada para sayma makinesinden paraları sayıyor. Her saniye bir 100 dolar geliyor. Adam 200 dolar geliyor her saniye. Yani dikkatini bile çekmiyorsun. Kendi başına öfkeni başka yerlere yöneltiyorsun. Bak bunu çok karışım. Yani şimdi beni gene kullanacaksın ama yani öfke yok Ronaldo'ya yıkalım. Yok işte sokaktaki insana yıkalım. Yok işte acıları işte izleyip bulgularalım. Onunla ağlayarak da şarj olalım. Değil. Sen burada dikkatini göndermen gereken şey şu. Biz bir daha bu depremi Allah korusun yaşarsak gibi bir şey olarak yaşanacağı gözüküyor. Nasıl daha az hasarlı çıkarız? Nasıl daha az insan kaybederiz? Veya bu kadar insan kayboldu, sorumlusu nedir? Parti fark etmeksizin. Herkes, çünkü belediye başkanları da var. Herkes bu işin içinde. Demek lazım ama işte boş geldi. Öğrenmeyi seviyorlar. Öfkeyi diyorum ama evet, yani Messi'nin bir kez daha klasını koydu diyelim biz yine de. Yani Ronaldo için de şey, Suudi Arabistan'dan o paylaşımları yapmak çok kolay değil bu arada yani. Öyle boyutu o işin. Ronaldo, evet, üzüldük. Ronaldo'nun sessizliği Türk Şey halkını çok mesela bak, üzdü. Guti'li Roberto Carlos, bilmiyorum gördün mü haberi. Mesela şey, İspanya'da gösteri maçı yapmaya karar vermişler. Biliyorsun ikisi de Türkiye'de oynamış çok değerli Evet. futbol isimleri. Beşiktaşlı olarak var. Roberto Carlos izlediğim için çok mutluyum, Türkiye'de Fenerbahçe'de oynadığı için. Gut desen ayrı bir klas Beşiktaş'ta. Mesela eski yeni oyuncularla oluşan bir gösteri maçı yapıp gelirini Türkiye'ye başlıyor. Kararı almışlar. İşte Roma yazın Galatasaray'la hazırlık maçı oynayacak. Sanyolu transferinden Evet. dolayı o gelir depremzedelere bağışlayacak. Adana Demirspor'un temsilci maçları var, görmüşsündür. Bilet satışı yapılıyor. Fiorentina'ya yapıldı. Ardından Roma bir önemli İtalyan kulübüne daha yapıldı. Şu an adını hatırlayamadım. Oradan gelecek maça çıkılmıyor. Sadece bilet satışı direkt depremzedelere aktarılıyor. Çok değerli, çok özel
projeler bunlar. Beşiktaş'ın da Dortmund gibi büyük, yani Dortmund lisede var, Dortmund, Tottenham, United, Valencia geçiyor. O bayağı bir 5-6 önemli takımdan biri, dev takımdan biriyle hazırlık koçu yapacağı ve onun da yine gelirlerini deplasmanlara bağışlayacağı söyleniyor. Şöyle genel bir toplama yapmış Evet, olayım. evet futbol dünyasında tabii böylece olaylarda futbol dünyasının reaksiyonu çok farklı oluyor. Bu hafta sonu ve geçtiğimiz hafta Premier Lig'de, daha doğrusu Avrupa Şampiyonlar Ligi'nde, Avrupa Ligi'nde ve Avrupa'nın diğer liglerinde saygı duruşunda bulunuldu. Ama bu hafta Premier Lig'de çok daha farklı bir haftaydı. Everton da forma giydi. Benim hatırladığım, aklıma gelen isim Christian Atsu, enkazdan cansız bedeni çıkarıldı. Yani ben gerçekten çok üzüldüm. Yani şöyle, bizim insanımızı zaten üzülüyoruz. Yani hani kayıp kayıptır. Allah hepsine gani rahmet etsin. Zaten üzülüyoruz. Ama bir de Asun olayı şu. Son dakika golünü atmasaydı belki de şu anda Fransa'da, yani ya da Türkiye'ye dönmüştü ve arkadaşlarını da teselli ediyordu. Bilmiyoruz ama gerçekten şu bir olay, şu gerçeği çok iyi anladım ben. Ölümün insanı nerede yakalayacağı hiç belli olmuyor Mert. Ya öyle, orası öyle de işte. Yani, o evi ya biliyorsun, hastalığın yani neredeyse koca bir mezarlık oldu işte. İşte yapanlar tutuklu zaten, inşallah gittiği cezayı alırlar. Yazık oldu yani, iyi bir insanmış. Tabii ki. Duygusal bir insanmış bu arada, onu da gördük. Oynamadığı halde işte kendi ispatlamak için çok çalıştı, başarılı oldu. İşte maçtan sonraki röportajda depremden önce Volkan'ın demeci var, Volkan demeci. İşte Aston'a çok sevindim bu galibiyetten daha çok diye. Çok özel şeyler tabii yani. Üzülüyor insan. Çok kayıp verdi. İşte spor camiası çok kayıp verdi tabii. Evet. Çünkü o da normal. Çünkü dediğim gibi halktan insanlar. Halktan insanlar yaşıyor orada, o evlerde, o dairelerde. Yani ne yazık ki bu bir sınıfsallıktır. Şimdi yani, çünkü çok zenginin oturduğu ev zaten öyle yerler olmaz. Futbol halktan geldi sanıyorum. Biraz daha oralardadır. Ha. Tamam, dört büyüklerde oynayan futbolun içinde daha zordur bu. Daha sağlam yerler otururlar belki ama yani Anladık diğer bunu. takımlara baktığında, diğer insanlara, oradaki daha devasa takımlarda oynayan bir futbolcu da halkta iç içe. Ama orada bakıyorsunuz daha zenginle daha az vuruyor yani. Bu nereden baksan bak. Ya burada da sınıfsallığı görüyoruz depremde. Yani yazık ki. Üzücü olan da o. Evet. Tekrardan depremde vefat eden insanlarımıza, vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet dileyelim ve buradan yavaş yavaş depremin Türkiye'ye olan bu transferden başlayarak olan bu etkilerine geçelim. Mert, bize transferler ertelendi. Futbol maçları zaten ertelendi Mart ayına kadar. Transferde buna binaen bir 5 Mart ertelendi. Sen nasıl değerlendiriyorsun? Çok absürt ya. Yani şöyle absürt. Tamam. Geçen haftaya kadar o ertelenmesini kabul ediyordum, cumartesiye kadar olan şu. Çünkü niye? Transferde son 2 gün kala deprem oldu. Her şey alt üst oldu. Kabul. Bir iki hafta her şey depreme odak, yardımlar falan kabul. Tamam. Cumartesiye kadar tamam. Şimdi şöyle bakmak lazım olaya. Ara transfer döneminde zaten sen kadrona 1 ya da 2 takviye yapacaksın. Çok yapmazsın. İhtiyacın olan acil yerlere takviye yaparsın. Yani bu takviyelerde zaten son güne
Yani nereye katıldık? Yani artık hala uzat bunu yapabileceğin takviye sınırı belli. Ne dedireceksin? Yani bu biraz şey depremi kullanmak. Evet, Yani ne yazık ki. artık depremi insanların suistimal etmek. Tamam şey tamam. Biliyorsun işte kulüplerden oradaki kulüplerden işte Hatay'dan işte Gaziantep'ten artı bir yabancı oyuncu transfer hakkı var. Oradaki oyuncular ligden çıktığı için gelmeye çalışıyor tamam. Ya olmadı olacağı için özel bir transfer dönemi açar devam ettirirsin. Ama transfer dönemini kapatırsın yani şimdi. Hala İtalya'da transfer kovalıyorlar. Deprem oldu bahanesiyle bizimkiler veya işte gidiyorlar. Türkiye atıyorum Beşiktaş hala Mourinho'nun peşinde koşuyor Karagümrük'ten. Ne gerek var? Yani deprem olmasaydı ne olacaktı ya Allah korusun yani. Böyle bir şey mi bakış açınız var yani? Çok saçma geliyor bana. İnsan hayatının konuşuluyor ya da hala transferim düşünülüyor olması bana saçma geliyor. Bir de üstüne böyle deprem günü tuhaf tuhaf olayların gerginliklerin çıkması daha da tuhaf oluyor. Artık iyice işin şey kivisi oynadı. Ne yazık ki. Evet, depremden nemalandığını özellikle bu transfer döneminde, yani transferin bu kadar uzatılması, ya belki bu hafta sonuna kadar uzatırsın ama 5 Mart'a kadar uzatılmasının hiçbir mantığının ben de anlamıyorum yani olduğunu. Peki Şampiyonlar Ligi'ni geçelim mi bu hafta ve önümüzdeki geçtiğimiz haftayı konuşalım. Üzerine bu önümüzdeki hafta oynanacak karşılaşmaları konuşalım. Güzel maçlar var. Onları konuşmayacak mıyız? Onur Bulut'u evet konuşalım. Evet. Yani o da biraz ilginç bir konu biliyorsunuz. Hani yayından önce de konuştuk. Yayınlar Çok önce konuştum evet. saçma bir gerginlik. İşte yargıya taşındı. Zaten izleyenlerim detaylı biliyordur hani konuyu. Ben çok detaylı anlatmayacağım hani işte Fenerbahçe'ye transfer gündemde. Fenerbahçe gerekli parayı yatırmadığı vaktinde diye işte Beşiktaş'ın o deprem zamanı araya girip oyuncuyu işte festivaleyle karşı transfer ettiği söyleniyor. Onu bulup Beşiktaş'ta oynamak istediği için zaten TFF tescili onaylıyor. Çok da uzatmayacağım. Kayserispor diyor ki böyle bir protokolde gerek yetkili kişinin imzası yok bizden. Bu anlaşma bizim Onur Bulut'la yaptığımız 1 milyon euroluk bedelli anlaşma geçersiz. Dolayısıyla bir Beşiktaş'tan 3,5 istiyoruz ya da oyuncuyu geri göndersinler diye Ya mahkemeye bu taşıyorlar. nasıl mümkün oluyor? Yani Türk kulüpleri. Kayserispor'un yaptığı açıklama, ya istinaden şunu söylüyorum. Nasıl mümkün olabiliyor ki sen imza yetkisi olmayan birine imza atabiliyorsun? Bir de Kayseri gibi bir yerde yani o kadar demokrasinin olduğunu zannetmiyorum Kayserispor kulübünde. Yani başkanın haberi olmadan yok işte başkanın haberi yokmuş. Başkanın haberi olmadan Kayserispor'da kuşuşabilir mi ya? Türkiye'de herhangi bir kulüpte başkanın haberi olmadan kuşuşabilir mi ya? Yani artık o biraz az bütçe geliyor. Evet belki şunu diyebilirsin kabulümdür. İşte deprem günü Beşiktaş bundan hani faydalandı diyebilirsin. İsviçre'den anlayabilirim. Ama deprem yardımları da yapıldı bu dönemde. Evet, keşke daha geç temas falan geçirebilirdi denir. Ama burada şey demek yani nasıl geçerse o sözleşme şey konuşuluyor mesela. Ki Onur çok sinirliydi. Yumuşatmak için biz böyle bir mukavele yaptık. Geçerliliği yok. Onur sahte imza attı. İşte geçerli olmayan birine imza attırdık. İşte Nasıl bir bakış bunu açısı? nasıl diyebiliyorlar? Ha yani daha büyük ay yani bayağı etik dışı bir şey yaptınız. Yani Bence de. çok garip ya. Yani bunu her gün işte çıkıp aynı kişi bir gündür 3-4 kere açıklama yapıyor mesela. Popüler oldu birdenbire. Yani tuhaf bir yere döndü iş. Yani bilmiyorum ama çok şey çıkacağını zannetmiyorum. Çünkü federasyon tescil etmiş transferi. Yani federasyon onayladığı transferi kuken federasyonun kabul ettiği transferi nasıl
reddetsin mahkeme, federasyonun mahkemesi. Ama tuhaf geliyor. Yani evet, onu Ruth iyi bir yerli belki yabancı kontenjanı Rosen'in hatta hedefi yoktu. Yıllardır bunu söylüyorum. Belki Beşiktaş'a fayda sağlayabilirdi. Ama hani bu şartlar, bu gerginlikler değiyor işte. Geçen konuştuk seninle işte amca. Yani deprem indi da işte birlik akıştı futbolcu aslında birlikte işte falan. Ben sana dedim çok küsülmez diye. Aha başladık. Ben 2-3 hafta Ne bekliyordum belki dayanır diye de o kadar bile sürmedi. Direkt yazık ki. başladı çadırda ortalık. Ama bu bence araya çok fazla nifak sokacağını zannetmiyorum. Ya yani bu o kadar fazla değil. Bu birazcık Kayserispor'un ihmalkarlığı ya da ben bilmiyorumculuğu. Yani abi bu kadar uyuyamazsınız. Bu çok mantıksız bir şey. Bana mantıksız geldi. Yani yok ben işte imza yetkisi olmayan bir yönetici imzalı anlaşma geçersizdir de ya yapmayın yapmayın abi, transfer olduktan sonra niye çıkıp da bağırıyorsunuz? Yapmayın ya. Bu kadar değil. Yani öyle. Yani, tuhaf gerçekten tuhaf. Yani tabi bu da bu arada bu bilgiler de benim kaynaklardan, gazetelerden, internetten yetki verici yani öğrendi bir bilgi daha bu arada. Hani ve farklı bir şey varsa çıkıp söylesinler. Hani onu biz şu an öğrendiğimize göre yorum yapıyoruz. Yani işte gerek yani bu gündemde yani çok bunun kavgası önemli. Yani gerek beşer içinden bir şey. Yani diyorum bazen hani gerek var mı buna sağ yani ne olacak yani diyorsun. Bu gerginlik doğru mu yani bu kadar mı şeysin anlamlandıramıyorum. Tuhaf bir yere doğru gidiyor. Bu biliyorsun geçen haftaya erteleme maçları oynayacak Türkiye'de. İşte Beşiktaş'ın türlü Taksim patlaması, Beyoğlu patlaması yüzünden oynayamadığı Antalyaspor maçı vardı hatırlamışsın. Gene felaket nedeniyle iptal olmuştu. 14 Şubat'ta oynanacaktı. Deprem nedeniyle tekrar ertelendi o karşılaşma. Haftaya pazar oynanacak. Yani felaketlerin getirdiği bir karşılaşma yani inşallah kaza belada çıkmadan o karşılaşma oynanır. Artık hani uğursuz olan neredeyse İnşallah. atlettireceğiz yani koçu. O maçta biliyorsun Van depreminde hatırlarsan sahaya atkı bere atmıştı Beşiktaş taraftarı Fenerbahçe derbisinde. Simeon harika bir gol attığı karşılaşmada depremizlere destek için ceza yemişti Beşiktaş tribünleri. Aynı desteği yine Antalyaspor maçında da yapacaklar. Çocuklar için peluş oyuncak atacaklar sahaya. Atkı bere atacaklar üşümesinler diye. Artık federasyon lütfen artık böyle şeyler için ceza vermeyin. Anlamlı bir şey yapılmaya çalışılıyor burada diye de iletelim. Ben sanmıyorum yani. Daha önce verdiler, verirler. Artık sanmıyorum diye düşünüyorum İnşallah. ama bakalım yani, umarım olmaz, umarım ceza vermezler. Bu arada Beşiktaş taraftarını da kutluyorum, çok düşünceli ve ince bir davranış bu. Depremden etkilenmeyiklerimiz şüphesiz ki aklımız kalbimiz onlarla. Evet, Şampiyonlar Ligi'ne nihayet geçebiliriz. Az önce birazcık hızlı bir giriş yaptım ama bir konuyu atlayarak nihayet girebiliriz şimdi. Şampiyonlar Ligi'nde bu hafta önemli karşılaşmalar var. Geçtiğimiz hafta keza aynı şekilde yine önemli karşılaşmalar vardı. Bizim sevdiğimiz futbol, böyle renkli gelen futbol, aslında senin de dediğin gibi yayından önce biz konuştuk. Hani erken final tadında karşılaşmalar oynanacak değil mi? Ya çok yani sonuna tutulup bakıyorsun. Bayern PSG ile eşleşiyor. Bakıyorsun işte Real Madrid Liverpool. Geçen sene finalist iki takımı. Yani Chelsea Dortmund. Tamam kağıt üstünde Chelsea Dortmund da eski güçlerde değiller belki ama yani baktığında ismi çok büyük bir maç. Milan Tottenham yani bakıyorsun bayağı eşleşmeler sağlam eşleşmeler. Manchester United Değil UEFA mi? Avrupa Ligi'nde de Manchester United ve Barcelona karşılaşacak. Peki başlayalım. Geçtiğimiz haftayla başlayalım.
Chelsea, Milan, Tottenham ve Paris Saint-Germain Bayern Münih maçlarıyla başlayalım. Karşılaşmaları izledin, nasıl buldun? Gerçi biraz sıkıcı olduğunu söylüyorlar. Ben izleyemedim çok fazla ama sen neler söyleyeceksin? Ya PSG Bayern maçına açık konuşmak gerekirse 1-2 dakika baktım. O da işte Evet, Milan izleyemedim. Ben de maçından aynı sonra şekilde. arada bir hani bakıp 10 saniye bakıp geri döndüm Milan maçına gibi. Milan maçı sıkıcıydı. Evet, yani maçın başında attı bir tane Milan. Zaten çok sıkıntılı günler geçiriyor. 2023'ün en çok gol yiyen takımlarından biri 5 büyüklükte. Hani defansif sıkıntımız var diye 2-3 maçtır bir tane atayım üstüne yatayım mantığıyla çıkıyor sahaya. Onu da yapınca Tottenham'a karşı içeride yaptı. İyi ki dedik. İyi ki dediler Harry Kane'in sonu. Tottenham'ın eksikleri de varmış çok. Bilmiyorum. Maçta öğrendi eksikleri olduğunu. Daha yeni yeni olaya ısındığımız için yeni yeni kendimize gelebildiğimiz için. Ama hani bu skor deplasman için yeter mi? Yani GTA'ya da bir sıfıra yatmak. Yani deli cesareti. Bence Milan ikinciyi bulması, ikinci olması şarttı. Ama ben Milan'ın belki çeyrek finali görebileceğine inanıyorum. İlk kötü gidişi biraz oradan unutturacak kaç. Çünkü 21 puan fark yedi Napoli'den, liderden. 5. sırada. Onun için ben bir çeyrek final görüyorum işin ucunda diyebilirim. PSG yani şaşırdım. Şu Bayern'ler nasıl yenildim bu ama yani tarihin Ama belki de son 10 yılın Paris'te de en kötü bunu Bayern'i var burada yani. evet. Paris'te de durum çok parlak değil. Değil. Galatasaray da gönderildi. Çalışıyorlar. PSG de futbol katiller. Başka futbol katili gönderip başka katil Mourinho'yu getirmeye istiyorlarmış. Hocam yapmayın, yapmayın. Gerçekten yapmayın ya. Yani Kızdırmayalım. ya şimdi konuşturma beni ya. Gelsinler ya. Bugün formundayım. Kızdırmayalım hocamı, sevenleri kızdırmayalım. Tabii Paris Saint-Germain de oldukça işler karışık. Takımın içerisinde yani Neymar'ın ayrılacağına dair iddialar var. Messi'nin ayrılacağına dair iddialar var. Yok ya Messi yani sene sonunda ayrılabilir de şu an kafayı takmış yani. Messi acayip formda ve Messi'den bahsediyoruz. Yani hocaya bakar biraz da topu hani, idare edemiyorsan takımı veya bu takıma ben gole atıp yaslanayım moduyla Ama oynuyorsa işte yani Paris'te bu tarz problemlerde her hoca yaşadı ya. Hani Thomas Tuchel de yaşadı ki Thomas Tuchel'in Chelsea'de böyle bir sorun yaşadığını ben düşünmüyorum oyuncularla. Hani yıldız oyuncularla çok anlaşamadı. İşte Oho. keza aynı şekilde Pochettino çok fazla bir oyuncuları kontrol edemedi. Paris'te kontrol edebilecek bir hoca lazım. Paris'te Belki de bu kontrol yüzden Mourinho'ya edemezsin. Niye gittiler. edemezsin? Çünkü sen futbolcuya şehrin anahtarını verirsen edemezsin. Yani Mourinho da gelse ya adam tek yetkili yani o yani kulüpte. Şimdi baktığında nasıl ne diyecek ki Mourinho Mbappé'ni defansa gel yardım et dese Mbappé ne diyecek ki? Ya hadi hoca hadi diyecek yani en kibar tabiriyle. Yani çünkü kulübü üzerine atlar adamı ya. Yani her şey, bütün kulüpte ne derse oluyor. Şimdi bu adama sen bir şey sor geçemezsin ki bu zaten zor. Ne bekliyorsun ki? Yani istediğin getir yani. Hiçbir şey fark etmez. Şu an kulübün kralı Mbappe. Bu kadar basit. Mbappe başka takıma gitmek isterse, Mbappe giderse o zaman bir şeyler değişebilir. Yoksa Messi'yi kontrol edersin. Messi'nin öyle kompleksi bir insan değil. Teknik direktörünü dinler. Veya işte Neymar, hep aynı Neymar. Sorunu Neymar ama bunun otoriteyle ilgili bir soru yok. Neymar eğlenceye düşkün bir insan daha çok. Asıl konusu bu. Disiplinsiz. Ama Mbappé öyle yani Mourinho Mbappé'ye bir şey yaptıramaz.
Belki Neymar'ı kandırabilir ama Mbappe zor. Zor yani. Bir de bu oyuncular atıyorum Mbappe, Neymar'la Messi Barcelona'daydı Mourinho varken, yanlış hatırlamıyorsam. Yani o dönemde Neymar daha gitmemiştir PSG'ye. Barcelona'daydı. Yok. Yani vakit verdi birbirlerine Real Madrid Barcelona eşleşmelerinde. Yani bilmiyorum. Gerçi Ramos bile şu an Messi'yle sarılıyor. Gayet en yakın arkadaşlık yapıyorlar ama. Evet. Ha ya, onu da anlıyorum. Sağ içinde ayağını kırıyor neredeyse kaç kere adamı. Yani bilmiyorum. Bana doğru hoca gibi gelmiyor. Ama bu eşleşmeyi getirir belki sana, ama yani. Doğru isim mi değil hocam. Bırakın artık ya. Ya PSG'nin zor bu saatten sonra. Şunu bayağı yenilmezsin dediğim gibi. Yani son 10 yılın en kötü bayağından bahsediyoruz. Tamam. Yani bir de 10 kişi kalmış. Seni biçmiş. Kırmızı kart görmüş. Ya yenilmeyeceğim hocam yani. O kadar değil artık yani diye düşünüyorum ben. İzinle Dortmund'a Chelsea geçmek Dortmund'a istiyorum. Ha? geçelim. Aynen öyle. Ona geçmek Bir istiyorum. Chelsea Dortmund konuşalım mı? Konuşalım. Yine bir Dortmund olarak Görsün'ün kabardığı anlardan birisi. Açık konuşayım, benim maçtan çok umudum yoktu. Yani açı da izlerken de aynı şekilde. Yani Chelsea geliyordu geliyordu atamıyordu. Geliyordu geliyordu atamıyordu. Geliyordu geliyordu atamıyordu. Chelsea'de Dortmund'un de 3 tane pozisyonu vardı ama yani net genel olarak oyun içine bir türlü giremedi. Çok iyi mücadele etti Dortmund. Ama hani otobüs çekmeye falan çalıştı yani. Ama hoca bir gol gördü mü bilmiyorum Gamze. Gol görme şansın oldu mu? Yani resmen o alıp müthiş dripling, yani sağ, bayağı süratli, çok kaliteli. Yani bayağı rakip dengeyi sarsan, hani Vinicius'un, Leao'nun yaptığı işler gibi bir gol attı Adeyemi. Çok değerli bir gol attı. Ve yani Dortmund kazandı. Ama yarı bekliyor. Yani tehlike Dortmund'u bekliyor. Çünkü sen de burada savunma yaparak 1-0 kazandın. Aynı tehlike İngiltere'ye, Londra'ya gideceksin ve Londra'da diyeceksin ki ben 1-0 koruyacağım. Zor korursun. O kadar kolay değil o 1-0 korumak Londra'da. Ama şöyle söyleyeyim Mert, eyvallah, hani eleştirilene bir şey demiyorum ama belki oyunu sevmediğin için eleştiriyorsun sen bu kadar. Ama Dayanamazsın. Chelsea işin hiçbir şekilde Dayanamazsın. iyi. Premier Lig takımlarına karşı bu oyun dayanamaz. Yok. Müthiş bir tempo Ay, var şöyle abi. söyleyeyim. İşte Chelsea'de işler sıkıntılı. Birazdan geçeceğiz yani Chelsea'yi önümüzdeki hafta çok daha detaylı konuşuruz ama yani maç öncesinde. Bu hafta Southampton maçı öncesinde oyuncuların böyle bir tünelden çıkarken ki o şeylerini, görüntülerini hani internette görme imkanı bulabildik ama dediğim gibi oyuncularda çok büyük bir mutsuzluk, umutsuzluk ve yani keyifsizlik bu yüzlerine yansıyor. Yani evet, ama olsa Şampiyonlar Ligi yani sıkan zaman başka bir yer. Yani Şampiyonlar Ligi müziği çaldı mı tüyler ürperir. Futbolcu için en büyük hayaldir. Bir de karşıdaki rakip de Dortmund'sa ve sen hani oradan Şampiyonlar Ligi'nde en azından bir adımı duyarım, bir şeyler yapayım diyorsan o maçta oynarsın. Yani kolay değil. Yani Dortmund'un kadrosu çok iyi, üst düzey değil. Dortmund'un yaptığı işler çok değerli. Onun için çok değerli. Çünkü kadrosu kaliteli değil. Çok fazla bazı isimler kaliteli ama yani Haaland'dan sonra ciddi bir güç zayıflığı bu gerçek. Hocası da sen Terzic, Türkiye'den bir için yanlışı tanıyoruz. Deneyimli değil. Yani Potter daha deneyimli, daha kurt, daha kaliteli bir kadro Chelsea. Yani dayanabilir misin? Çok zor bir şey. Potter Şampiyonlar Ligi'nde çok fazla bir tecrübesi yok ama Graham Potter'ın. Ya yok da Premier Lig tecrübesi var. Yani. Birinci teknik direktörlükte tecrübesi var en azından. Terzi için birinci teknik, ilk teknik direktörlüğü Dortmund. Yani Ya ben açık söyleyeyim hani bu turu
Açık ara ben Dortmund'un geçeceğini düşünüyorum. İnşallah. Allah çok keyifli olur. Yani Dortmund Milan elle çıksınlar şöyle bir çeyrek final isterim yani. En azından bir yerde yüzümüz gülsün ben. Bir yerde bir başka takımı daha var senin. Yarın Real Madrid'e karşı oynayacak. Senin asıl takımın. Yani şöyle, bir takım bu kadar şanssız olur mu? O takım Liverpool ya. Gerçekten Belki hani de şanstır almak için. yani o ya evet hani Everton maçı ardından ya hafta sonu oynanan Premier Lig'de peş peşe gelen galibiyetler takımda moralleri yerine getirdi mi getirdi. Hani bu da Real Madrid maçında öncesi çok önemliydi. Biliyorsun Liverpool belki de çok uzun zaman sonra çok kötü bir sezon geçiriyor. İnanılmaz kötü bir sezon hem de. Takımda oyuncuların tadı yok hani. Ama son 2 haftadır ufak ufak kıpırdanmalar sanki oluyor gibi. Hani galibiyetler gelmeye Adam başladı. Klopp'u çökerttiler be. Vallahi adam çöktü yemin ediyorum. Derbi zaferi geliyor bir yerde. Tabii başka başka büyük sıkıntılar da var. Bunları daha detaylı konuşuruz ilerleyen bölümlerde ama ben şunu söyleyeceğim. Yine Real Madrid karşısında çok fazla bir şansın olduğunu düşünmüyorum ya. Ben şöyle cevap vereyim. Türkiye'de bir klişe vardır bilirsin. Derbinin favorisi olmaz. Maçlar öyle yani, çünkü niye şimdi, evet, Liverpool eski formunda değil ama şimdi Liverpool eski maçları unutmuyor. Hem bu son kaybettiği final, hem ondan önceki Karius'u dramatik final. Yani baktığında Liverpool ekstra motivasyona çıkacak bu oyuncular. Şimdi bu oyuncular bu sezon kayıp bir sezonda ligde oynadıkları oyunla Şampiyonlar Ligi'nde rakipleriyle oynadıkları maç asla öyle olmaz. Harika bir motivasyonla çıkacaklardır. Ha, zor maç. Yani Real Madrid yenebilir, evet. Ama ben öyle senin beklediğin kadar umutsuz bakmıyorum. Çünkü kalite, ya yani kalitesi var yani bu oyuncuların. Milan gibi değil. Evet, Milan kötü oyuncu dağılıyor ligde diyoruz ama Milan'ın kalitesi daha çok eksik. Dortmund'un kalitesi eksik ama yani Liverpool'un kalitesi eksik değil. Yani Liverpool'un evet, bazı transferler yapılması gerekiyordu. Evet, onu konuşuruz. Bazı belki gazı kaçmış kadronun deriz. Bu da kabul. Birçok şey diyebiliriz. İşte sakatlıklar deriz, formsuzluklar deriz. Ama kaliteleri var. Yani form geçici, klas kalıcı. Bu maçlarda bu klas bence ortaya çıkacaktır. Dediğim gibi kesin elerler diye, eleyebilir Liverpool diye bir şey diyemiyorum. Ama ben beklediğin aksine çok daha iyi bir Liverpool göreceğimizi düşünüyorum. Daha doğrusu umuyorum diyeyim en azından. Keyifli bir maç olacaktır yani diye düşünüyorum. Yani çok kaliteli bir maç. Merak ediyorum, finalde kimle kime bir şey edecek? Yani herkes birbirine kırdırıyorlar. Evet, City şampiyon olsun diye yapmadıkları kalmadı ya. erken final tarzında maçlar izliyoruz final yolunda dediğim gibi Leipzig gelirse çok bilirim ama City'yi yani o. ya bakalım artık bu haftanın ardından yine haftayı da daha detaylı bir şekilde Şampiyonlar Ligi'ni de değerlendireceğiz. Zaten parça parça oynanıyor geçmişte olduğu gibi maçlar. Bir kısmı geçtiğimiz hafta oynandı, bir kısmı bu hafta oynandı. Yine bir kısmının rövanşı haftaya oynanacak. Belki diğer kısmının rövanşı da daha sonraki haftaya oynanacak ki bu sistem de bana çok saçma geliyor. Ben bu sistemi de çok anlayabilmiş değilim. Tamam, pandemide maçlar üst üste geldiği için bu sistemi uygulamaya çalıştım ama şu anda hadi bu sezonda değilim şey vardı. Sezon başında bir Katar'a Dünya Kupası verdiniz. Bir ay boyunca ligler oynamadı ama zaten 16 turu Ocak ayında, Şubat ayında başlıyordu. Sebebi Ben bu şu. konu
Ben bu kısmı çok anlayamadım Daha ya. çok yayın geliri çünkü. Yani öbür türlü olunca mesela maçların ekran geliri azalıyor. Çünkü aynı saatlerde daha çok maç oynanıyordu. Onun yerine bölüm her maç izlersin. Biz daha çok para kazanırız. Zaten farkındaysan ya denk getirdik geri maçlara bakıyorsun. İşte Milan Tottenham maçının yanında Bayern PSG. O biraz ağır kaçtı. Ama Chelsea Dortmund maçının yanına bakıyorsun. İşte Benfica vuruş. Yarın bakıyorsun Frankfurt Napoli. Ya tamam Napoli harika bir sezon geçiriyor şu an. Liverpool'da yendi. Ligde de rahat rahat şampiyon oluyor ama yani Real Madrid Liverpool maçı izlenir. Ona denk getirmeleri biraz tesadüf görmüyorum ben yani ayarlamaları da. Muhtemelen o yüzden böldüler. Yani büyük maçların izleyicisi, reklamı, geliri İşte kaybolmasın. sonra da ben aslında yayın öncesinde konu olarak sana şey de söyleyeceğim ama neyse bu konuyu haftaya konuşuruz daha detaylı bir şekilde. Sonra da diyorlar ki yok şampiyon şey yok Avrupa Ha, Süper Ligi'nde Süper Lig. karşıyız vesaire falan. Neyse bu konuda yine haftaya detaylı bir şekilde konuşuruz. Teşekkür ediyorum Mert'cim, Ben ağzına teşekkür sağlık. ederim. Sağ ol Ozi. Dediğim gibi yavaş Güzel yavaş normal. sohbetti. Evet, yavaş yavaş normal döndüğümüz haftalardan biri. Yine haftaya çok daha iyi olacak. Daha sonra çok daha iyi. Yavaş yavaş yaralarımızı sarıyoruz. Bir yeni bir şok atlattık. Büyük bir şok. Tekrardan ülkemize başı sağ olsun. Vefat eden canlarımıza Allah'tan rahmet diliyoruz. Yaralarımıza acil şifalar diliyoruz. Görüşmek üzere bir sonraki bölümümüzde. Hoşça kalın. Hoşçakalın.